mı sigara içiyorsun ya? Söndür şunu artık. Annem tazı gibi koku alır. Vallahi sigara içtiğini bir anlarsa seni bu evden içeri bir daha sokmaz. Kendi akıbetimi ise düşünemiyorum bile. Hadi söndür şunu artık ya. Ya boş ver. Ciğerlerine yazık. Ya boş ver. Benim ciğerlerimde hiçbir şey yok. Ayna gibi tertemizmiş. Ha. Tıp fakültesinde okuyan bir çocukla çıkıyorum, o söyledi. Hadi ya. Bir kafede karşılıklı otururken böyle bluzunun üstünden bakıp söylememiştir bunu herhalde. Üf, yok kızım ya, olur mu hiç öyle şey? Geçen doğum günümde bana check-up hediye etti. Hı. Baştan sona kontrol yani. Hı. Birlikte staj yaptığı hastaneye gittik. Akciğer, karaciğer komple bakımdan geçtim. Ay iyi ki böyle uçak uzay mühendisliğinde okuyan bir çocukla çıkmıyorsun Elif. Bana bak, herif bir roket yapıp seni böyle uzay gezmesine götürmeye kalkardı herhalde. Ay yok, ben roket tutar beni, rokete falan bilemem ben. Ama mesela astronomide okuyan bir çocuk olabilir. Ay ne hoş olur, düşünsene Sıdık'a bir gezegen falan keşfederse benim adımı veririz. Komik kızsın kız Elifso. Hmm, Timur da öyle diyor. Timur şimdi bu doktor olan mı yani? Hmm. Bir görsen, ilah gibi bir oğlan. Ah, üstelik kafası da var ha, sen seversin. Böyle tipi de aynen Leonardo DiCaprio. Kim? Leonardo değil, Caprio. Hani var ya Bruce Willis'in karısı Demi Moore'la çıkan sarı oğlan, çıtır çocuk. En son Romeo ve Juliet'te oynadı hani. Aslen Virginyalı, yay burcu, doğal olarak uğurlu taşı da topaz. Ay tamam Elifsu, sayma herifin künyesini ya. Ben bir tek Tom Cruise'u bilebiliyorum. Hmm, aslen Connecticutlı. Her neyse, şimdi sen Doktor Timur bu çocuğa benziyor öyle mi? Aynen kızım, aynen. Leonardo DiCaprio İngilizce hık demiş, Timur burnundan düşmüş. Ay ne diyeyim ki, Allah muhabbetinizi artırsın. Yakışıklı çocuk herhalde. Eh yakışıklı olmasına yakışıklı. O iyi de ne zaman arasam evde ders çalışıyor. Doğru düzgün bir kere çıkabildik, onda da beni hastaneye gezmeye götürdü. Tıp fakültesinde okumak zor iş kızım. Herkese öyle doktorluk diploması vermiyorlar. Daha okulu bitirecek de ihtisas sınavlarına girecek. Ondan sonra da mecbur hizmet filan. Of ölme Elif, suma ölme. Var ya, esasen bu yakışıklı çocukları okutmamak lazım. Hı? Ne olacak, o tiple okumasa da olur. Yani çocuk hayatının en verimli çağında kafasını dersten kaldıramıyor ki. Anlamadım, neye göre verimli Elif? Aman sen de anlamıyormuş gibi. Yalan mı Sıdık'a? Yani şimdi okulu bitireceğim, askere gideceğim, yok işe gireceğim derken en az 35 yaşında serbest kalır bu çocuk. Vallahi ben zengin bir ailenin kızı olsam çeker alırım Timur'u okuldan. Ha, vallahi anlamıyorum seni Elifsu. Ha, hayatın neresinden bakıyorsun sen ya? İnan çözemiyorum. Allah Allah. Bana bak, doktorların yetişmesini engellersen senin gibi hafif üşütük karıları kim tedavi edecek? Aman Sıdık'a ya, yine başladın deli deli konuşmaya. Çalıkuşu romanındaki idealist köy öğretmeni Feride misin kızım sen? Biraz realist oldum annem ya. Düşünsene bir kere. Güzel olanla parası olan niye okuyup yazsın? Niye dünya meseleleriyle kafasını bozsun ki? İkisinin de nasıl olsa sermayesi var. Bir şekilde hayatları kurtulur. Hmm, evet, birazcık beyni olanlar da senin gibi insanlar karşısında acı çekerler. Bak Sıdık'a, seninle anlaşalım. Sen bana mesaj verme, ben de senin odanda sigara içmeyeyim. Söndür hadi. Ay ay ay, bozuldun mu hemen? Kız arkadaşımsın diye söylemiyorum. Vallahi tanıdığım entellerin içinde en güzel olanı sensin. Kızım sende hem boy pos var hem de kafa var. Diğer entelleri görüyoruz, hepsi yamru yumru şeyler. Samimi mi bak? Sağ ol Elif'si. Ya ben de sana hayranım aslında. Ne güzel işte, kendine göre hayatın anlamını çözmüşsün. Kız bak ne diyeceğim. Hayatın anlamı dedin de sana da felsefede okuyan bir çocuk bulsak diyorum. Hem onların böyle çok boş vakti olur. Hem bol bol gezersiniz hem de düşünürsünüz. İyi diyorsun da Elifso, o çocuğun sırf felsefe bilmesi yetmeyecektir. Aynı zamanda telepati bilmesi lazım. Yani beni evden gezmem için gönderirler mi sanıyorsun? Ah. Sıdık'a. Ha? Ay ütüyü bulamıyorum kız, gördün mü ha? Nerede? Anne görmüyor musun ya? Ütü elinde duruyor. Aa! Hay Allah! Ay, hatırlayamadım kız. Buna bak işte, kafa yok. Siz burada iki saattir kapandınız, ne yapıyorsunuz bakayım? Ha? Hiç. Hiç ne yapacağız Safiye teyze? Havadan sudan konuşuyoruz işte öyle. Felsefe falan konuşuyoruz.
Öyle mi? Çocuğum artık hava karardı ha? Annen seni merak etmez mi? Hani ne hava kararması ya? Daha öyle. Olsun çocuğum. Şimdi yaz saati uygulamasına geçildi de onun için böyle aydınlık görünüyor. Şimdi hava çoktan kararmıştı. Hadi toplan bakayım çocuğum sen. Aa. Ya hayır kız belki evde bir işe yarar ya. Hani bir ütü yapar, bir gömlek yakası kolalar, değil mi? Hadi toplan çocuğum sen. Başka bir zaman, müsait bir zamanda gene felsefenizi yaparsınız. Ben de böyle ana kız olarak çoktan felsefe yapmadım da şöyle bir felsefeleşelim diyorum. Anne. Değil mi? Hadi bakayım. Al sen bunları da. Bak. Çocuğum, meyve kabukları var ya. Çok daha fazla vitamin var bunlarda. Sen bunu yolda yersin. Hadi bakayım tut. Gerçi sana bunları Timur söylemiştir ama. Alo? Alo kimsiniz? Merve. Abim evde yok Merve kardeş. İştedir şimdi. Ya önemli bir şeyse isterseniz oradan arayın. Tabi telefonda öyle fazla uzun konuşamazsınız işteyken. Kızıyorlardır doğrudur. İnsanlar orada iş yapmak üzere bulunuyorlar değil mi? Telefonda geyik çevreni bilen iş yerleri de var. Mesela FM radyoları falan değil mi? Onların işi de bu. Hı? Yok. Hayır. Ya, abim radyoda falan çalışmıyor. Ya öylesine söyledim. Bir notunuz varsa söyleyin ben iletirim kendisine. Tamam peki oldu. İyi günler. Ay, yine o kedi sesli kız aradı abimi. Nerede? Kız bana bak. Bir daha telefonlara topik cevap versin ha. Kedi kediyle daha iyi anlaş. Mart ayı da geçti Sıdıka. Ne bu böyle ya? Karıdan kurtulamıyoruz biz. Taktık anca yoğlan ha. Aman senin oğlun vermese nereden bulacak o kız bizim telefonumuzu? İyi de kızım yani böyle zırt pırt oğlan ev aranmaz ki canım. Benim bildiğim böyle kızlar yani ağrı satarlar kendini. Zamane kızları çok değişmiş yani. Oğlan kızın peşine koşar. Öyle kızı bulacak mı ya? Anında zehirli kıymayı da imha ederim Sıdıka. Niye öyle diyorsun kız anne? Belki abimle ciddilerdir. İstemem ben öyle gelin. İstemem. Aman kedi kılıklı. Anında 6 taneyi doğurur. Ne yapacağız siz o kadar torunu? Bana bak kız anne. 6 tane o kız doğursun. 5 de ben doğururum. Böyle 11 torundan futbol takımımızı kurarız. Paşalar gibi. Maçlarımızın yayın hakkını da havuz sisteme satarız. Kız bir daha ararsa eve davet et onu tamam mı? Mutfakta zehirli kıyma vereceğim. Sen misin abi? Ben ve özel kalem müdürüm. Yani sekreterim. Ya sekreter dedin de seni Merve aradı. He? Merve. Aman bu boş ver o konuşan kedi şimdi ya. Bak ne aldım. Hı? Dur sen abi öyle. Süpermen gibi X ışınlarıyla böyle anlayacağım şimdi torbada ne var. Ay, çok saçma bir insansın abi ya. Tutmuş siyah torbayı havaya kaldırmış. Bak ne aldım diye soruyor. Nereden bileceğim ben senin ne aldığını? Katlanabilir pompalı tüfek aldım. Asıl sen dur orada da şöyle çenene bir isabet kaydedi vereyim. Tamam kırmayayım yerisini. Anlaşılan kendine çok iyi bir şey almışsın. Bize bir şey almayacağına göre kendin çalıp kendin oynayacaksın herhalde. Biz Haybe'ye konu mankeni olarak bulunuyoruz burada. En iyisi ben rolümü yapayım da mutfağa gideyim bari. Gece biri biri neler almıştı. Ya böyle konuşma Sıdıka ya. Sadece kendime değil, ailemize aldım. Bak, bu bir telesekreter. Telefonumuz için. Ay, hakikaten katlanabilir pompol tüfek alsaydın daha iyiydi be kız abi. Ya o bile daha çok gerekli bizim ev için. Köpürmeyen bulaşık deterjanı ne zaman alacaksın peki abi? Hı? Nasıl köpürmüyor? Ne deterjanı ya? Canım bildiğimiz bulaşık deterjanı. Atıyorsun suya, çırpıyorsun köpürmüyor. Çırpıyorsun köpürmüyor. Ye? Lan köpürmüyorsa ne işe yarayacak ki o? Hiçbir işe yaramayacak. Ya ben bütün gün evde oturup asla dışarı çıkamazken bu telesekreter ne işe yarayacak peki? Telefon çalınca açıyoruz herhalde değil mi? Ne gerek var şimdi bu halde? Hayır parana yazık. Görüyoruz nasıl açtığınızı. Annem not alıyor ya öyle födö diye. Ne olacak şimdi? Senin kırıkların adını yanlış yazıyoruz diye
Makine mi bakacak bütün gün telefonlara? Yani elimizi süremeyecek bir zahizeye. Süremeyeceksiniz tabii. Kim, seni arayan mı var kızım bu evde? Hayır yani arayan varsa bilelim. O da kaç günlük ömrü kaldığını bilsin. Hadi hadi, hadi, hadi. Çekil ayak altından. Telesekreterime kayıt yapacağım. Aa, herife bak ya. Telefonlara bakmamızı yasakladığı yetmiyormuş gibi. Bir de yerimizden yurdumuzdan ediyor bizi. Şşş, vıdı vıdı etme kızım ya. Çekil git, hadi, 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 hadi. Aman be. Kapıyı da ört kız. Tangır tungur ses çıkartırsınız şimdi orada. Ne oluyor kız gene böyle ha? Kovdu mu seni mutfaklara? Kavga mı ettiniz? Hayır, telesekreter almış kayıt yapmak için yalnız kalmak istiyor. Sekreter mi almış? Yalnız kalmak mı istiyormuş? Püh, eşşoğlu eşi. Güpegündüz evin orta yerinde ha? Çekil şuradan, çekil göreceğim şunu. Anne dursana ya, yanlış anladın ya. Telesekreter diyorum, kayıt yapacakmış. Oluyor yani böyle telefon açılınca. Salak şey, sen kaydı ne anlıyorsan ha? Ne manaya geldiğini. Samet! Ya dur bir dakika, çekil beni sen, sıçın bak. Ulan geliyorum, nedir o? Manyak bu oğlan ya. Bat kaydı yapacağım diye evimde 3,5 saattir esir hayatı yaşıyorum. Ulan bu ev benim değil mi ha? Kendi evimde hapisim be. Başlarım ben şimdi onun tehbine, kaydına, bilmem nesine falan ya. Bırak anne ya, otur ya. Vardır o şimdi çocuğu. Birazdan biter işi, ne olacak? Ne zaman biter kız, ne zaman biter? Popçuların kaset kaydı bile bundan daha kısa sürer lan. Sıkıştım Sıdıka. Ben de bir insanım kız. Hatıma edeceğim. Press record again to record greeting. Merhaba. Ben Samim Saka. Bu bir teyp kaydı. Şu an telefonunuza cevap veremiyorum. Siz mesaj sesinden sonra sinyalinizi bırakın. Hadi be. Uf. Yani sinyal sesini duyunca mesaj bırakın diyeceğime yanlış söyledim gene ya. Uf. Tabii sakin olmalıyım. Ben sakin olmalıyım. Sinirleniyorum ondan olmuyor. Bu konsantrasyon aslında bütün iyiliklerin anasıdır. Os. Şimdi yeni baştan deneyelim. Press record again to record greeting. Merhaba. Samim Saka ben. Şu an telesekreterle konuşmaktasın. Naz yani. Gönül arzu ederdi ki evde olup telefonunuza cevap verebileyim. Ama yokum yani. Yerime bir sinyal bıraktım. Siz o sinyali duyunca mesaj... Hayda. Niye dönmüyor bu bant ya? Yok. Bu bantlı da değil ki. Bak görüyor musun? Neyse bir daha deneyelim biz ya. Press record again to record. Tamam hocam kısa kes ya. Merhaba ben Samim Saka. Bu bir teyp kaydı. Ne oluyor orada ya? Kim var banyoda? Ya anne ya. Ben size mutfaktan çıkmayın demedim mi? Mahvettin kaydı işte. Ne bağırıyorsun sen? Ha? Helaya da mı giremeyeceğim? Evet abi ya yetin artık sen. Git kendini stüdyo kiralı. Tamam ya. 10 dakika ihtiyaç molası. Bak görün işlerinizi sonra tekrar odalara tamam mı? Sağ ol. Baş üstüne öğretmenim. Şuna bak terbiyesiz. 10 dakika molaymış. Ha, ya Sıdıka ne? Hazır dışarı çıkmışken şu benim ünlü için kasetim nerede? Mahsus ediyor bak ha. A100'ün ilk parçasını... Ya ne? A100'ün ilk parçasını kasede şeye telesekretere açılış parçası olarak koyayım diyorum. Sen de bu işi çok ciddiye aldın be abi. Sanki Show Radyo'ya paket program yapıyor adam. Ateşte telesekreter bağlı dolduracağım. Be. Bana bak kız abi. Arzu edersen bizzat sen bir parça okursun kasede he. Hı? Ben radyo evine bir telefon açayım. Ondan sonra Yorgo Bacanos, Cahit Üyaylar, Kadir Şencalar ve Atilla Mayda'yı çağırayım. Şöyle ince bir sesle. Ay sen çok komik oldun bugünlerde kızım ya. Ne öyle espriler o diller falan. Bana bak kapar o kafanı, o kulağına bir hüzzam parça okurum. Vallahi 7 yıl sağır dolaşırsın ha. Hadi hadi ikile ikile ekle. Kayıttayım burada. Hadi bakayım. Ben Samim Saka. Meşgulüm. Daha sonra ararım. Ya da aramam, onu da bana bırakın. Ya sesini duyabiliyor musunuz? Ha? Peki ağlasam tutabilir misiniz? Gözyaşlarımı telesekreterde. Evet. Ben Samim Saka. Ne var? Ne oldu? Hiç bir tıkırtı duydum da. Ay faridir canım. Can ne malum fare oldu? Ay
faredir Zekeriya ya, ama faredir. Yani seni anlamak mümkün değil Safiye ha. Bunca yıllık karımı tanıyamaz oldum ya. Ay Zekeriya, saçımı kestirdim ondandır hayatım. Faredir. Bunca yıldır en ufak bir tıkırtıda beni uyandırıp Zekeriya evi götürüyorlar diye bas bas bağıran karı şimdi kıçını devirmiş faredir diyor ya. Hep sen söyleyeceksin faredir diye. Bu sefer de canım çekti, ben söyleyeyim dedim Zekeriya ha. Ay ne kadar zevkli şeymiş. Ay faredir faredir. Keşke yıllardır hep ben söyleseydim bu lafı. Bana bak kız Safiye. Vallahi bir çakarım ahirete kadar uyur kalırsın ha. Ya be, gidersen git. Allah Allah. Git de iyice bir araştır bakalım evin içini ha. Şöyle baca deliklerini falan. İyice bir kolaçan et Zekeriya. Bakalım bulabilecek misin fareyi. Hayırdır baba? İçki mi dokundu? Pek iyi uyuyamamışa benziyorsun. Amansızlıkla babana bulaşma. Sabaha kadar fare aradı kız evin içinde. O baca deliği senin, bu baca deliği benim. Ne gülüyorsunuz lan sabah sabah? Deli mi dürttü? Ay sinirim bozuldu Zeki. Bunu bak bulabildin mi bari o fareyi? Bulamadım. Günaydın Saka ailesi. Nasılsın? Sağ ol. Siz de sağ olun, siz de sağ olun. Bana bak ya, sofraya oturmadan ya. Önce gider insan bir yüzünü yıkar. Uğursuz şey. Hayda. Demince yıkadım ya anne. Hatta ben yüzümü yıkarken sen de bir ara girip banyoda öyle dev bir mor leğende kağıttan gemi yüzdürdün ya. Yoksa o bir rüya mıydı ya? Ay herhalde rüyaydı. Ay bizim evde dev bir mor çamaşır leğeni falan yok. Ayrıca ben manyak mıyım çocuğum ha? Leğende kağıt gemi yüzdürecek yaş çoktan geçtim. Ay belli ki rüyada yıkamışsın sen yüzünü. Vay be. Demek rüyaymış. baba ya sen sabaha karşı benim odama girip öyle sağa sola araştırdın mı? Hatta bir ara keserle döşemenin tahtasını kaldırıp altına baktın mı? Yoksa o da mı bir rüyaydı? Çok konuşma da git yüzünü yıka. İşi olacak. Tamam tamam. Zaten işim var, gidiyorum baba. Anneciğim, rüyada keser görmek ne demek? İyi bir şey mi? Elini körü demek. Hayvan oğlu hayvan. Evde kurnazın biri dikiş parası arıyor demek. Bak bak. Hala duruyor bak. Sıdıka Hanım, çay koyun şuna. Ey gece Safiye Sultan. Siz de kendinizi ev hanımı zannediyorsunuz ha? Rahmetli annem erkenden kalkar. Pazara gider. Eşek sırtında üzüm satar. Kazandığını da getirir kocasının avucuna sayardı. Canım gerekirse ben de satarım. Hayır eşek çok da. Hani üzüm yok yani. Bilmem anlatabiliyor muyum Zekeriya Bey? Bak sabah sabah yiyeceksin çifte ya. Ne demek istiyorsun lan sen? Allah Allah. Ya hayret bir şey ya. Rüyamdaki keseri başucumda buldum. Bak baba bak. Bak görüyorsun. Hayret ya. Allah Allah. Bak anne sen yok diyorsun ama bizim evde kesin büyük bir mor leğende vardır ha. Rüyamda ne görsem çıkıyor işte. Basket lan işine. Morlayan falan derken gözünü morarttırtma bana. Tamam tamam Samim kaçar. En güzel günler geceler sizlerin olsun. Kızım şu sofrayı bir topla. Bana bak önce keserden başla. Emekliğin geldi, sana bir şey demezler ama. Sabah sabah kim bu ya? Aa, şetaret alandır.
Gece otobüsüne bindiyse şimdi burada olur. Açsana kapıyı baba. Kim o? Süheyda Topazer. Bu evin eski kiracısı. Onlar taşındı buradan. Hayır, ben oyum. Lütfen açar mısınız kapıyı? Bu kadın hala burada mı oturuyor Safiye? Ay evet Zekeri ya. Sabah erkenden kalktık. Kadın alışverişi yolladık ya. Şimdi... Ay Pil şey. Hadi çıkar pijamalarını. Geç içeri. Ay, ayıp olur. Topla şuraları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Biz de sizi bekliyorduk epeydir. Aha, özür dilerim. Sabahın bu saatinde sizleri rahatsız ettim ama benim için çok önemli. Şey nasıl desem... Siz merak etmeyin, biz biliyoruz her şeyi. Öyle mi? Benim adım Safiye. Süheyda'ydı değil mi? Evet. Kardeş, helal parayı kaybettin mi korkmayacağım. Döner dolaşır çıkar bir yerde. Ay vallahi öyle şanslıyım ki sizin gibi namuslu insanların eline düştüm. Dedim ya ayol, helal para kaybolmaz. Doğru. Ama haram para da bulunca almayacaksın. Öyle havadan gelen malmış, paraymış insana yaramaz. Ben ilkokuldayken evin bahçesinde bir gün bir kurşun kalem bulmuştum. Ne renkti? Kırmızıysa bir ara ben kaybettiydim. Cidden de kırmızı kalemdi kız. Bana bak, sen hakikaten ilkokulu bizim köyde mi okuduydun? Çekil kız şuradan. Rahat bırak Gonca Gül ablanı, sarma makaraya. Ay kadın iki çift laf edecek şuradan. Neyse işte. Kırmızı kalemi yerden alıp lüp diye kalem kutusunun içine attım. Daha akşama kalmadan dolma kalemimi, pergelimi, alayını düşürüp kaybettim. Bak görüyor musun kardeş? Alnımıza bizim helal para yazılmış. Hayol az para değil ki, sen kalk. Baca deliğine sapla, yeni eve taşın. Vallahi ölüyorum sandım. Gecenin bir saatinde hortladı kalktım. Vallahi ben öyle para pul mevzularında unutkanlığım olmaz. En fazla ocakta yemek unuturum. Vallahi benim de kafam karışıyor ara sıra. Ay bir defasında kol saatimi çöpe attım. Ay ayıptır söylemesi. Bir defasında da bizim Samim'in sünnetten kalan iki tane altını vardı. Onları termosifona saklamışım. Kız anne. Hayırdır Safiye Hanım? Sıdıka. Ay kız müteahhit yıkmış mıydı bizi eski eve? Bilmem. Çatıyı söktüydü. Neden? Ne oldu ki? Ay koş Sıdıka koş. Ay Samim'in sünnet altını. Geldim. Kim o? Sıdıka sakadan geriye kalan. O nasıl laf kız? Sapasağlam döndüm işte. Ay. Anne, önümüzdeki 6 ay hiç konuşmasak. Neden konuşmasak? Çeneni yolda mı çağırdın? Anne, seninle dalaşacak halim yok, tamam mı? Çok yorgun. Ben bir müddet komaya gireyim. Çıkışta istediğin kadar kavga ederiz. Olur. Kız, ben sana bir kahve yapayım Sıdıka. Kek de var, azıcık ye. Bir aspirin yutarsın, toparlarsın. Yok. Buzdolabında serum var mı, onu getir koluma takacağım. Aman Sıdıka, yani vallahi çok naz yapıyorsun. Alt tarafa gittin geldin kız. Ne kadar rahat söylüyorsun öyle anne ya. Gidip gelmişmişim. Ölüp dirildin desen daha gerçekçi olacak. Ay, taksi şoförü manyak çıktı. Ne? Trafik tıkandı. Halamın evini su basmış. Vah. Hatta bir ara ebabil kurşunu bile gördüm. Bütün kıyamet alametleri sokaktaydı bugün. Hecüc'le Mecüc'le taksi şoförü olarak görev yapıyordu. Saçmalama. Ay, ben de evde yoruldum canım. Çamaşırdı, bulaşıktı. Senden sonra 2 tepsi kek daha yaptım kız. Apartman gibi kabardı. O halana şansındaymış böyle. Anne, bir battaniye getirsene şuradan. Televizyonun karşısında şöyle azıcık uyuyayım hadi. Öleceğim. Ah Sıdıkacığım olmaz. Hadi kalk yatağına kızım. Ya anne hadi ya lütfen. Kızım uyur kalırsın burada, baban görürse kudurur vallahi. Ay adamın salonda uyuyan insana tahammülü yok. Kız geçen de içim geçmiş. Azıcık şurada kıvrılayım dedim. Herif beni uyandırmak için kediyi böyle üstüme fırlattı ya salak şey. Direkt kabire yatsak daha rahat edeceksiniz desene. Ağzından yel alsın Sıdıka. Çocuğum sen git odana yat. Ben yemek sadece seni uyandırırım. Hadi yavrum ya. Uyumayacağım. İnsanda uyku falan bırakmazsınız siz. Yemek de yemeyeceğim. Aa. Hatta bir süre oksijen alıp karbondioksit vermeyi de durduracağız. Ayak bağı olmam size.
Halam seni sordu. Kendi niye gelmedi dedi. Yavrum, o direktman bizim günümüz değil ki Sıdıka. O halanın mahalledeki hanımlarla düzenlediği altın günü. Bizimki Sinoplu akrabalarla düzenlediğimiz dolar günüdür. Her ayın ilk perşembesi. Ben de her ayın son cuması. Aileleri tarafından zorla sokağa çıkarılıp mağdur edilen kızlar için bir gün yapacağım. Hakikat kız anne, böyle bir gün yaparsan bana kek yapar mısın? Dalga geçme kız annenin kekleriyle Sıdıka. Her yeri yorulsa çenesi yorulmuyor karının be. Yani 3 dakikada 500 tane lafın belini büktü gibi gene. 38. Ay kızım kız. Ulan daha şimdi yemek yedin. Tok karnına yapılacak iş mi bu? Zorlayıp bir tarafını çatlayacaksın. Kalk alınır üstüne. Ne var baba ya? Yediklerimizi eritiyoruz şurada. Hadi lan hadi çekil ayak altından. Ne yapsak suç bu evde be? Şınav çeksen suç. Mekik çeksen suç. Halter kaldırsan, güvercin takla atsan hepsi mesele ya. Azıcık da kafanı çalıştır kafanı. Ne varmış kafamda? Çalışıyor işte kendine göre. O geveze kızınınki daha fazla çalışıyor da ne oluyor? Bütün gün cer cer cer. Ay şu surata bak mosmor olmuş. Bak tok karnına bu iş yapılır mı evladım ha? Sen geçen seferki gibi halıya kız, ben de seni geberteyim. Kalk çabuk. Hadi. Deli vallahi bunlar. Böyle abi kardeş. Ha sahi. Sıdıka nerede? Yemeğe niye teşrif etmedi Sıpa? Rejimde. 5 hafta yemek yemeyecekmiş. Halasının günü vardı bugün. Yardıma yolladım. Bir sürü hamur işi yemiş. Azıcık bünyemi dinlendireceğim dedi. Yine ip atlıyor. Eşşi ol eşşi. Yavaş ulan! Bu kızı götür de babana efkar dağıtsın herif. Hadi şimdi getirsene anne. Ay o kadar ileri gidemeyiz Sıdıka. Ay belli prensiplerimiz var değil mi? Hani iyi kötü Ezgi Su'dan bir taktik alıyoruz. Hadi. Kız bana bak. Bugün Ezgi Su'yla o emlakçının yerine gittik tamam mı? Evet. Ezgi Su dedi ki, ay ben bu herifi 3 güne kendime aşık eder. Malı mülkü ne varsa hepsini yerim dedi. Yer mi kız hakikaten? Vallahi teorik olarak yer. O kızda öyle bir kafa var ki zihir. Aa boş ver yerse yersin bizim işimize yarar. Hadi hadi sen babana götür bunu işte bana bak. Hmm. Beni sorarsa çekimser dersin. Ha? Oldu. Sıdıka çabuk getir kızım şu yakıtı. Bak iyice soldu adam baksana ya. Hadi ama baba öyle yıkılıp etmek falan yok. Rekabet de hayatın bir gerçeğidir. Ayrıca bir Fin atasözü der ki herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Hakikaten baba ya. Bak biz Sıdıka ile oturduk, bir takım projeler geliştirdik değil mi Sıdıka? Yanından itibaren el ele verip dükkanımızı kalkındıracağız. İşte ne bileyim, temizlik, promosyon, imaj, mimaj. He? Ayrıca öyle dükkanda filan da yatmak yok artık. Değil mi anne? Madem olağanüstü bir durum var, kalsın bakalım. Türkiye'yi temiz tut, yeşili koru. Lay 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 lay. Tamam tamam anladım. Sizin olsun. Çok agresifsiniz çok. Burası benim dedim değil mi sana? Burada çöpü bir tek ben toplarım. Tamam anladım. Gidiyorum işte. Gidiyorum. Ya Fenerbahçe. Oh! Her yer mis gibi Fenerbahçem koktu. Abi sen hala onu mu sıkıyorsun? Dur. Ya farkında değilsin galiba ama bu bir koltuk altı spreyi. Tamam Sıdıka. Yeter ki sen emret. Bak şimdi koltuk altı. Koltuk altı ne yapıyorum sana ya? Koltuk altı dedin ama Sıdıka. Al işte sana. Koltuk altı. Sıdıka. Gel bak bakayım kız şuna. Nasıl olmuş? Bu ne baba? Bu Zekeriya Saka adına verilmiş hesap işleri memurluğu 25. yıl takdir belgesi. Üzerinde bakan imzası bile var. İyi de onu imzalayan bakan çoktan dünya değiştirmiştir baba. Yani bence pek bir faydası olmaz. Onun yerine şu aile resmimizi assak müşteriye güven telkin eder. Ay ben bir harikayım ya. Ay sen çok yaşa sanıyorum.
Şunu da üzerine takalım Zekeriya'cığım ha. Nazardan korur. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım Safiye. Kolay gelsin müdürüm. Koltuk. Paspas ister misiniz? Yola atmışlardı, ben de aldım. Sağ ol Zehra ama bizim paspasımız var. Ya belki temizlensin diye yola atmışlardır ya. Sahibi vardı. Müdürüm, öbür emlakçı var ya, onun oradaki çöplere dokunmuyorum. Yani orası kirli kalsın. Yalnız gıcık bir kadın var, böyle kısa saçlı. O toplarsa karışmam. İki gündür ekmeğimle oynuyor da zaten. Aman tamam Zehra, sağ ol. Hadi yapılacak çok işimiz var. Toz kaldırma, hadi güle güle anacığım, güle güle. Koltuk. Koltuk aldı. Alo, buyurun Zekeriya Sakay Emlak Ofisi. Şu anda seni bir çekici sırtından arıyorum Zekeriya amca. O emlakçı var ya, dükkanın önünü kapayalım diye minibüsü oraya çektik. 2 saat kapattık dükkanı. Yalnız herif de para bol tabii. O da özel çekici çağırtıp bizi çektirdi. Bıraksın, geri döner dönmez tekrar arabayı eski yerine çekeceğim. Sen sakın üzülme Zekeriya amca. Hem bir köfteci atasözü der ki, ticarette herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Vay be, köfteciler de mi etmiş bu lafı ya? Anlaşılan ağzı olan konuşmuş bu konuda. Kimdi baba? Hiç kızım hiç, mahallenin gençleri işte, sağ olsunlar toplanmışlar, bizi destekliyorlar. Soba yanmıyor mu kız? Niye öyle eski bu karıları gibi soğukta oturuyorsun ha? Ay tamam, ben şimdi kömür getirir yakarım. Ha Zekeriya, sobanın yanına fazla yaklaşma hacım, sıcaktan hamurun ekşir, iyi maya tutmazsın ya. Bev, bana bak. Orada 2 torba kömür olacaktı. Akşam kamyoncudan aldıydım. Getir de onlardan yakalım. Pekmet ettiydi adam kömürlerini. Günaydın baba. Yavrucuğum, sakın unlu mamuller hakkında sen de bir espri yapmaya kalkma. Sabah sabah canını yakmayayım yavrum. Yok canım, ben de bir şey demeyecektim zaten baba. Samim, gel lan buraya. Akşam neydi o havaların öyle ya, kapı çarpmalar falan? Ne var baba ya? Ben temsili düşman kuvvetleri değilim ki. Kendi oğlundan bile kıskanıyorsun arabanı ha. Yani iyilik olsun diye çekelim dedik. Demediğini bırakmadın ya. Bir bildiğimiz var da ondan vermiyoruz değil mi? Daha ehliyetin yok. Kalkmış benden bir de araba istiyorsun. Ehliyetimiz olsa vereceksin sanki. Lan niye vermeyeyim? Ben niye vermeyeyim ha? Bankamatikten para çekmek için vermiyorlar ki ehliyeti adama. Al bir ehliyet, geç direksiyonun başına. Yalnız ehliyet öyle kasaptan alınmıyor Zekeriya Bey ha. Yani insanı öyle bir günde ehliyet vermezler anacığım. Ya? Lan ehliyet alacaksa tabii ki bir kursa gidip de alacak. Zamanında ninja kursuna gideceğine bir ehliyet kursuna yazılsaydı şimdi çoktan almıştı ehliyeti. Öyle deme baba ya. Yani dövüş sanatı da insan ruhunu olgunlaştıran bir spor. Ayrıca orada öğrendiğim tekniklerle içimdeki trafik canavarına dur diyebilirim. Os! İyi. Yarın gider bir sürücü kursuna yaptırırsın kaydını. Şey baba, abimle birlikte ben de yazılayım mı kursa? Ne zamandır bir ehliyetim olsun istiyordum. Ne yapacaksın kız sen ehliyeti? Otur oturduğun yerde. Ama baba. Ama babası. Olmaz dedek, uzatma. Allah Allah. Etraf bayan şoför meraklısı serseri dolu. Daha kurstayken takılırlar peşine seni. Ben onu korurum baba. Evet ya. Sen merak etme bak. Olmaz öyle şey. Para basmıyoruz burada. Bir kişi yeter. Zekeriya, he, sen az gelsene benle anacığım, hadi. Ne var, bir şey ne oldu? Bir şey, hadi. Ya ne var ya? Hadi bir şey konuşacağım, hadi. Ne oluyor kız? Basketbol koçu gibi taktik mi vereceksin? Bana bak. Hay ne olur şu kızı da kursa yollasan. Ha, Samim'le gider gelirler Zekeriya. Kız heves ediyor. Olmaz öyle şey. Safiye, kız çocuğun nesine gerek ehliyet ya? Canım, ehliyet aldı diye uzun yol şoförlüğü yapacak hali yok ya Zekeriya. Ha? Kız azıcık oyalansın. Hay evde otura kafayı yedi. Bir şey olmaz. Hay sen öyle san. Hay sıkıntıdan ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşının birinden böyle bir sanal bebek almış. Onunla böyle bıdı 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 diye bütün gün konuşuyor. O ne be sanal bebek? Aman canım, ay neyse ne. Makineyle konuşuyor diyorum sana Zekeriya. Ay, kendi bir şey yapacak diye korkuyorum. İyi tamam. Söyleriz Samim'e, onu da kaydettirir. Gitsin bakalım ne yapalım. Ah yaşa Zekeriya. Ah onlu kurabiyem benim. Canım. Hoş geldiniz. Hoş geldin Gönlügül teyze.
Ay, bereketli geçmiş he, doldurmuşsunuz çantaları. Kız, ha? Abin seni kursa yazdırdı mı? Ne evet, oldu? İkimiz de yazdırmış. Yarın başlıyormuş kurs. Hadi bize bir kahve yap. Safiye, biçki dikiş kursuna mı yazdırdınız Sıdıka'yı? Ay yok ayol, sürücü kursuna verdik. Samim'le birlikte ehliyet alacaklar ya. Sürücü kursuna mı? Hay Allah. Keşke bana da haber verseydiniz kız. Ne oluyor kız, kursa olan birini falan mı tanıyorsun? Yok canım. Ben de çocuklarla beraber kursa yazılırdım. Ne zamandır ehliyet alayım diye düşünüyordum. Aa, kız Goncagil. Ay bu yaştan sonra ne yapacaksın ehliyeti anacığım ha? Bizim rahmetlinin arabası evin önünde öylecene duruyor. Hatırası var diye satamıyorum. Ben de kullanmasını bilmiyorum. Nasıl olsa vergisi, pulu ödeniyor. Bir de ehliyetim olsun. Kız fena mı arada bir gezeriz? Vallahi iyi olur Goncagil teyze. 2 yıl sonra ilkokul diploması olana ehliyet vermeyecekler. 8 yıl şartı koydular. Tabii ya. Bir daha istesem de alamam zaten. Kız Safiye, hadi gel yazılalım biz de şu kursa. Senin ilkokul diploman da yanmaz böylece. Diploma mı? Ya yok ki benim ilkokul diplomam. Canım ben ne yapayım ehliyeti? Hem sen de boş ver Goncagül, uğraşma. Kızım kafana girmez o konulara. Paralarına falan yazık olur. Öyle ilkokul bilgisiyle ehliyet mehliyet alınmaz. Niye almayacakmışım ayol? Benim rahmetli arabayı kullanırken hep takip ediyordum. Az çok bir şeyler var aklımda. Yok yok, alamazsın sen ehliyet Goncagül. O kadar güvenme diplomana ha. Aracın motorundan gelen kuvveti tekerleklere aktaran organlardan biri diferansiyeldir. Bu, yani diferansiyel, mahruti dişlisi, ayna dişlisi ve ıstavroz dişlisinden oluşur. Şaft test kutusu ile diferansiyel nedir arasındaki... İstakoz dişlisi mi? Ya biz gemici ehliyeti mi alacağız ya? Ne oluyor öyle? Dişi istakozlar falan. Abi Hacivat Karagöz yapmayın sana, tamam mı? Adam istakoz falan demedi. Sabah beri geyik çeviriyorsun. Bak dikkatli dinle, sonra soracaklar bunları. Dinleyeceğim ye. Şaft vites kutusundan aldığı hareketle diferansiyele giden mahruti dişlisini çevirir. Mahruti dişlisi de kendine bağlı olan ayna dişlisini, ayna da istavrozu çevirir. Yani motor şaftı, şaft kendine bağlı olan istavroz dişlisini, istavroz dişlisi kendine yataklanmış olan ayna dişlisini, ayna dişlisi de ayna dişlisi de tekerlekleri çevirir. Bir de geyik çeviren arkadaşlar vardır. Bunlar kendi paralarıyla aldıkları dersi dinlememekte ısrar ederler. He? Öyle değil mi Samim Bey? Ya ama öğretmenim bu konu çok karışık. Yani biz buraya makine mühendisi olmaya gelmedik ki. Alacağız ehliyetimizi gideceğiz. Kapıda araba bekliyor ya. İşte biz de o arabanın çalışma prensibini anlatıyoruz. Bir arıza olursa en azından nerede olduğunu anlarsınız. Güleyim bari. Ya yolda araba kullanan herkes bunları biliyor mu sanki? Yani bu kadar detaya ne gerek var? Sonuçta motor tekerleği çeviriyor işte. Yok efendim, o onu çeviriyormuş da bu bunu çeviriyormuş. Yani bunları bilmiyoruz diye yolda bizi polis mi çevirecek hocam ya? Yani yalan mı söylüyorum yani hanımefendi? Ne? Tamam ya. Zil çaldı zil. Teneffüs oldu millet, teneffüs. Abi. Hem dersi dinlemedin hem de bir sürü mikirlik yaptın ya. Hoca kızım takacak, bize alamayacağız ehliyeti. Nereye takıyor öğretmen kızım ya? İlkokul mu burası? Ya parasıyla değil mi? Bir şekilde alacağız işte ehliyetimizi. Hanımefendi, siz de mi ehliyet alacaksınız? Pardon, sevgili BP, bir bakar mısınız acaba? Kuş salak şey. Goncagül teyze, hadi biz de gidip bir çay içelim. Hadi ya, sana söylerim Goncagül teyze. Ya yeter, tamam, kaptan şoför olacağım. Dikkat dikkat, sürücü kursumuz 10 dakika çay ve ihtiyaç molası vermiştir. Size söylüyorum Goncagül Hanım. İşte tamam. Şaft, vites kutusundan aldığı hareketle diferansiyeli giden mahrutinin dişlisini çevirir. Hı. Buna bağlı ayna dişlisini, ayna da istavrozu çevirir. Hadi Goncagil teyze, hadi. Al bakalım, karnınız acıkmıştır, bir şeyler getirdim. Hadi çocuğum. Niye zahmet ediyorsun be yenge, biz zaten çıkacaktık. Afiyet olsun. Buyur. Vallahi yenge, gidince söyleyeceğim patrona, bu yıl basın ödülünü sana verelim. Ah aman çocuğum, Allah aşkına. Ödül benim neyime, bana ödül verseler sonra hepsi başım netini yer. Ay
maşallah. Pek de güzel gösteriyormuş makinanız. Aa, şarkıcı Mahmut'un arabası sanki odanın içinde ha. Ne? Ne? Araba mı? Aa, geldiler abi. Mi yani? Geldiler tabii. Mahmut'un yanında sarışın bir karı var. Ben göremiyorum, ağaçlar kesiyor. Ay, aa, ay yol ortasında öptü kadını. Aa, hiç utanma yok bunlarda. Aa, ne kadar ayıp ha. Hadi ama teyze, fotoğraf çekmemiz lazım ya. Sıdıka, Sıdıka kız çabuk koş gel. Evladım şimdi ne yapıyorlar ha? Kadın kimmiş kadın? Ay, son fotoğraflar yetişir mi acaba baskıya? Mahmut ne diyor bu işe? Ne oldu yani ya, kim geldi? Ay, Mahmut'la şarkıcı sevgilisi geldi. Ay. Onların resmini çekiyoruz. İçeri girdiler, yatak odasını ayarla. Arabadan iki kadın daha indi. Ay onlar kimmiş evladım, biz sanıyor muyuz? Ay anne sana ne be? Bağırınca ben de bir şey oldu zannettim valla. Aa daha ne olsun kız, mahallede paparazzilik olay oluyor. Ay ben Gonca Gül'e telefon açayım, haber vereyim. Anne ya çok tuhafsın ha, ne diye arıyorsun şimdi Gonca Gül teyzeyi? Ay, o da seyretsin kız, bu fırsat her zaman ele geçmez. Aa kapı çalıyor, koş. Samim ayısı gelmiştir hadi. Ya ne oluyor lan, ne bu gürültü be, bir uyutmadınız adamı ya. Kim bu kapıyı kıracakmış gibi çalıyor? Çekil çekil, ben açarım ya. Patlama be, geliyorum, patlama. Tamam bir dakika, açtık. Ne oldu onlar? Yardım et. Ha şu dur. Ay kız, iki tane adam girdi içeri diyorum sana Gonca Gül. Ay ne bileyim ben ki bunlar. Baba dur, bak çocuklar dövüyorlar baba. Müzeye? Ne müzeye yani baba ya, ben Sıdıka. Bunlar kim? Ne bileyim. Aa, baksana o karşıdaki şarkıcının bodyguardları falan olabilir mi? Ya dövüyorlar baba. Bodyguardmış kız adamlar. Ha, şarkıcının adamları. Evet. Ay kız şimdi içeride gazetecileri dövüyorlar. Ya baba bir şey yapsın, dövüyorlar adamları içeride. Tamam Charlotte, beyzbol sopamı getir. Ya ne beyzbol sopası baba ya Charlotte ki? Yok mu bu evde ağır bir şey ya? Ne bileyim, al sandalyeyle vur ya. Sıdıka! Ne oluyor burada? Kapı niye açık? Gazetecileri dövüyorlar abi ya. Adamın bodyguardları. Gonca Gül Zekeriya eline oklava aldı ama benimler zemeller var. Samim! Karate yap lan karate. Tamam baba. Hadi yok. Hadi eyvallah. Kurtardım. Bombayı patlattık patron. Bu çektiğim resimlerle diğer gazetelerin hepsini atlatırız. Bravo çocuklar. Canlı okuyacağız o Mahmut Ergelesi'ni. Rakip gazetenin TV kanalına dizi çekmek neymiş, görsün gününü. Görelim bakalım şunları. Okurları da uyaralım. Fotoğrafları görünce şaşkınlıktan gazetemizin verdiği tabakları düşürüp kırmasınlar. Nasıl ya? Bu ne ya? Evine yerleştiğimiz adam. Nasıl yani? Fotoğraf çekeceğiz diye bir akıl hastanesine mi yerleştiniz? Bunlar ne? Hudiyalar için mi bu kadar para verdiniz elin delilerine? Ne zaman çekmiş bunları bu inek herifini? Bir yanlışlık olmalı patron. Kurtardığımız filmin içinde benim çektiğim resimler de vardır mutlaka. Bu karısı. Bu kızı. Bu oğlu. Bu da oğlu. Burada makineyi yürütmeye çalışmış. Burada hamuda kalkmış. Bu şey. Ne bu ya? Bu işte şey. Dur bakayım. Şey, bu o herifin fotoğrafı değil. Evet patron. Ne olduğu tam olarak anlaşılmasa da bu herifin fotoğrafı değil. Bence biz bunu Mahmut'un sevgilisi Dilara Çeşnici'nin kalçası olarak basalım. Kararı okuyucu versin. Allah cezanızı versin. Ulan bu yakından çekilmiş bir tabak zeytinyağlı dolma. İstanbul'un çeşitli semtlerinde dehşet saçan ve pop müzik dinleyenlerin kulaklarını kesen ZS yakalandı. İfadesinde pop müziğe dayanamıyorum. Duyduğum zaman kan beynime sıçrıyor diyen sapık ZS'nin çevresinde ayyaş ve bölücü bir insan olarak tanındığı bildirildi.
Ya adam sana ne kadar benziyor baba ya? Ne demek benziyor lan? Düpedüz benim işte salak herif. Ne vuruyorsun baba ya? Vururum tabii. Bir de geçmiş karşıma yüksek sesle okuyor. Biliyorsun ne? Gazete ortada duruyordu. Benim de dikkatimi çekti. Oh nasılsın kuzusu? Ver gazeteyi bana güzelim benim. Hay niye bağırıyorsun çocuğa Zekeriya? Hay kamunun haber alma hakkı diye bir şey var değil mi? Okumasın lan. Yasaklıyorum. Bundan sonra bu eve medya girmeyecek. Tamam mı? Alçaklar komple yaptılar bana. Şerefsiz medya. Ne şanslısın kız abi. Ömrümde ilk kez spor sayfasının önce bir şey okudun. Onda da babam gazete okumanı yasakladı. Sıdıka. Henüz durumu çakamadım ama çakınca sana da bir tane çakacağım. Baba bu komple olayı nedir? Baba bence sen abime gazete okumasını yasaklamam. Baksana o kız da anlamıyor. Bak Sıdıka sen fazla oluyorsun ama ha. Ya git ya. Ay Samim lan. Ay burayı niye okumadın ha? Ne yazıyor? ZS. Popçulardan sadece Çelik'i beğenerek dinlediğini belirterek çünkü o layık müzik yapıyor dedi. Ay ilahi Zekeriya ya. Lan okuma lan. Okuma diyorum sana şunu. Biz burada medya maymunu olmuşuz. Bunlar analı oğlu geçmiş. Dalga geçiyorlar benimle. Ama ne olmuş dalga geçtiksek Zekeriya ha? O kadar söyledik sana değil mi? El alem makinesini kurcalama diye. Bak olacağı buydu işte. Eden bulur değil mi? Makineler beklemez ya. Ne demek lan makineler beklemez he? Ne diyorsun sen? E ne yapsın adamlar Zekeriya? Hani paparazzi işi olmadı diye habersiz mi kalacaklar? Değil mi? Mecburen ellerinde ne varsa onu kullandılar. Hay beğenmediysen tekzip yaparsın. Yapacağım zaten. Geçit vermemek lazım bu alçaklara. Yarın ilk iş notere gidip protesto çekeceğim o gazeteye. Zekeriya Saka mazbut bir aile babasıdır. Bu işlerle ilgisi düşünülemez bile. Şimdi anladım. Bu sensin baba ya. Resmen sensin ha. Tabii tabii. Bizim paparazziler intikam için şey etmişler ya. Ya hem sapık hem de ay yaşa. Safiye, kalk şuradan telefon et de medyayı çağır. Birazdan bir baba öz oğlunu katletti diye haber olacak. Kapıp makineleri gelsinler. Ya baba, geliyor. Tümürle dalga geçiyor. Allah Allah. Sevgili günlük, şarkıcı Mahmut Ürkek Banaz'ın son sevgilisiyle şok fotoğrafları bizim evde çekildi. Ancak Ürkek Banaz'ın adamları filmleri basına yapılan çirkin bir saldırıyla aldılar. Canavar ruhlu baba oğlunu fena halde dövdü. Bugünlerde hayat böyle bir şey işte günlük. Evde paparazziler dolandığı için sana daha fazla bilgi veremiyorum. Ne oluyor be? Şey Safiye, biz geldik. Kim bu kadın be? Evin alarmı mı? Ne diye bağırıyor bu? Asıl sen kimsin be kadın? Bu kadın kim Zekeriya? Niye böyle sarmaş dolaşsınız? Bu Merve Hanım. Ne? Bu şarkıcı. Üstündeki de sahne kıyafeti ya. İyi de hanımefendi Gaziantep yöresinden barak havası oynamaya mı geldi bize? Ha? Ne diyorsun annem sen ne havası? Ben daha ziyade pop okurum. Ben hanımefendiye istemeden çarptım da Safiye biraz rahatsızlandı. Bir süre daha müşahede altında tutmak bakımından alıp eve getirdim ya. Dikilip duracağız mı burada sardunya saksısı gibi be? Ay gel hanım gel. Gir koluma da içeri geçiverelim bari. Ay Deniz zoruna bak be. Niye giriyormuşum koluna senin? Ay bir de kucağıma hoppacık yapayım ha? Götür lan beni karakola. Hadi yürü. Oradan da hastaneye taşırsın. Hadi çabuk yürü. Hop. Allah Allah. Safiye anlamıyorsun galiba durumu. Çarptım diyorum. Hastane karakol sürünelim mi şimdi? Hadisene lan. Hadi çabuk. Bana bak. Seni de gebertir öyle giderim karakola. Zaten başım belaya girmiş anasını satayım. Bana ne bir ya? Beş yılda öyle yatarım ha. Yürü hadi. Git. Hadi. Hayır ya. Ay. Ay yavaş. Hadi, yürü. Yavaş. Aman. Ay. Kolay gelsin. Halay mı çekiyoruz? Ay. Bu yamuk karı da kim ya? Güzelim sana da mı araba çarptı? Yoksa bu senin doğal halin mi ha? Bana bak babalık. Yoksa sen çarptığın bütün kadınları böyle eve getirip biriktiriyor musun ha? Kendisi benim kızım olur. Sıdıka
Bu Merve Hanım, ufak bir kaza oldu da bir süre bizimle kalacak ya. Geçmiş olsun, hayırdır? Babam beni görmedi de güzelim. Az kalsın eziyordu. Ay sizi nasıl görmez ki? Ay üstünüz başınız ben buradayım diye bas bas bağırıyor. İçecek bir şey alır mıydınız Merve Hanım? Şöyle iki parmak buzsuz viski alayım ben. Viskimiz yok. Böyle soda falan bir şey uydursam olur mu? Getir işte bir şeyler. Bir de karpuz kes şöyle. Hararet bastım. Dilim damağıma yapıştı ya. Uç bakayım Zekeriya. Hadi yürü konuşalım. Yürü. Ya hadi uç bakayım sen biz konuşalım biraz. Yürü bakayım sen içeri. Gir içeri sen. Dur be ne ittiriyorsun insanı ya. Allah'ım be. Ulan Zekeriya sen bizim başımızı belaya mı koyacaksın ha? Niye? Ulan adımız çıkacak mahallede be. Karı tutturdu bir de viski isterim diye. Bana bak vallahi ruhsatsız pavyon işletiyoruz diye. Evi mühürlerler lan ha? Ya Safiye bir de sen üstüme gelip durma Allah aşkına. Çarptık işte kadına. Yapılacak bir şey yok. Ay madem çarpacaksın doğru düzgün birine çarpsaydın Zekeriya ha? Şöyle eli yüzü düzgün, mütehassıp, makyajı aşırıya kaçmayan, ne bileyim hani böyle oturup kalkmasını bilen, hani ağzı laf yapan doğru düzgün değil mi? Ya oğlan neye veriyoruz, trafik kazası mı yapıyoruz be? Zekeriya! Beni çağırıyor değil mi? Ha? Zekeriya! Sesine pek kart haspanın. Zekeriya, bana bak. Hay bu karı dönme falan olmasın ha? Eve böyle Aydes falan taşır. Yok canım, öyle değil ya. Basbayağı kadın işte. O sesi sigaradan falan herhalde. Ne demek basbayağı kadın Zekeriya? Ne zaman baktın? Ne zaman kontrol ettin? Bir açındıramadınız şu kapıyı. Deli olma Safiye. Aha. Ay deli deme Safiye'ye. Ya. Bana doğru söyle, kaza falan değildi değil mi Zekeriya? Kova getirdiniz değil mi kova? Yahu dur be kızım, dur ya, dur. Bak Safiye, bak. Alçak, Safiye, alçak. Dur, dur. İki tane ya. Çocuk büyüttüm boyum kadar. Bana bunu da mı yapacaktı? Teleşiklere gezeceğim. Yahu dur, dur. Kalkmadım kızım. Kalk. Sen de kimsin be? Samim Saka, 21 yaşındayım. Bu evde mi oturuyorsun? Evet, siz? Sen? Yani sen diyebilirim değil mi? Ay çok özür dilerim Merve Hanım. Tuvaletteydim, annemler açar sandım ama işitmediler herhalde. Kusura bakmayın, size de böyle yaralı yaralı kapıyı açtırdık. Otursana abi. Demek Merve ha? Ne kadar güzel bir isim. Şimdi senin abin mi oluyor bu anten? Ya maalesef. Bu da babamın başka bir kazası işte. Hanımefendi, tanıdık mı Sıdık'ı? Tarım, hayvancılık ve ormancılık bakın. Semtimizi ziyarete gelmiş de bize de bir uğramış eksik olmasın. Kedi için mi geldiniz? Ne kedisi be anten? Hayır bu Sıdık'a hayvan bakanlığı falan dedi de o yüzden yani. Komik adamsın sen be amte. Sıdık'a bizim karpuz ne oldu güzelim? Ha daldım getiriyorum. Bu da ben yakayım efendim. Bu bizim Sıdık'a'nın arkadaşı mısınız? Hayır babanın arkadaşıyım. Yani öyle demek daha doğru olur. Hı? Demek babamın arkadaşısınız ha? Sıdık'a, annem hala bizle mi oturuyor? İsa bari otele götürür değil mi? Elinden tutup utanmadan çoluğun çocuğun arasına getirmiş karıyı. Bak, ya hala ne diyor? Hani demin çoluk çocuğun bağışı için deyince inandım Zekeriya demişti. Olsun. Ben yine de şarlıyım da sonradan amma salakmışım diye dövünmeyeyim. Lan zaten 2 gram aklım var başımda. Onu da bu kadın alacak ha. Bak Safiye. Yok yere günahımı alıyorsun kız. Var ya şu kadını başımdan bir savayım. O zaman fena hesaplaşacağız seninle ha. Bak 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 bak. Bir de devirip kaseyi yatıyor ya. Safiye.
Safiyeciğim. Hadi kalk canım. Hadi ama bak ayıp olacak kadına. Hadi sofra filan kurun ha. Hadi bir şeyler. Bir dakika, kökünü yiyin.